Ve Plus sunar. Line TV ekranlarından mutlu günler. Yepyeni bir sürü manşet programıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bildiğiniz gibi tüm uyarılara, çıkan ibretlik haberlere, deşifre olan yöntemlere rağmen telefon dolandırıcılığının önüne bir türlü geçilemiyor. Bursa Emniyeti bu konuda özel bir tim oluşturdu. 30'dan fazla dolandırıcı yakalandı son 1-2 hafta içerisinde. Ancak iş sadece emniyet güçlerine değil, elbette bizlere de düşüyor. Bu konudaki uyarıları başta olmak üzere tüketicinin gündemindeki diğer önemli konuları da değerlendirmek üzere Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Necdet Filizoğlu bizlerle. Sayın Filizoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben ilk önce şunu da belirtmek istiyorum müsaadenizle. Tüketicilerle ilgili bir program yaptığımız için özellikle vatandaşların farklı konularda, illa telefon dolandırıcılığı olmak zorunda değil, kayıp kaçak konusunda olabilir veyahut da yaşamış oldukları farklı tüketici sorunlarını sormak üzere Necdet Bey burada. Tabii. Telefon numaramızı söyleyeyim ben. 0224 211 1075 numaralı telefonumuzu arayarak yayına bağlanıp Necdet Bey'e sorularınızı, yaşamış olduğunuz problemleri iletebilirsiniz ve kendisi de çözüm yolları konusunda sizlere yardımcı olacaktır. İlk konumuzla başlayacağız. Evet. Açılışta da söylediğimiz gibi. Evet. Telefon dolandırıcılığı haberlerini biz Bursa'da özellikle hemen her gün yaşamaya başladık. Bursa Emniyeti bu yüzden harekete geçti. Özel bir tim oluşturdu. Bunun için dolandırıcıları yakalamak için çaba sarf ediyorlar ve bayağı da bir kişi yakalandı bu zamana kadar ama burada ilginç olan aslında mevzu vatandaşların buna bütün bu haberlere rağmen kalması. Evet. Önce şunu soralım. Telefon dolandırıcıları bu zamana kadar karşımıza ne şekilde çıktılar? Hangi kimliklerle çıktılar? Ve vatandaşların bunlara karşı nasıl uyanık olması lazım? Şimdi öncelikle telefondan mağdur olan veya bu SMS'lerden mağdur olan kesim bir orta yaşlı kesim veya bir yaşlı kesim öncelikle hedef evet. kitlesi bunlar alınıyor. Yani bunların bir ortak özelliği de teknolojiyi az kullanılması. Şimdi genelde tüketicilerimizin hangi telefonu kullanırsa kullansın telefonu çaldığında önce bir numarasına falan bakma bir alışkanlığı var. Bunlar zaten tanınmadık numaralar. Şimdi bazı kurumlar, kuruluşlar veya bazı dolandırıcılar 155'i 0155'ten aranıyormuşçasına, 0155 diye bir numara yok, sadece 155 diye bir evet. numara var. Ama bunlar bilgisayarları, teknolojiyi daha iyi kullandıkları için sanki polis arıyormuşçasına. Bir de arama esnasında arkadan telsiz sesleri vesaireleriyle fonlayaraktan karşısındaki kişiyi, bir de konuşmaları, üslupları vesaireleri iyi yetişmiş mantığını hissettirerekten, karşıya bir güven vererekten kendisini savcı, kendisini polis, kendisini jandarma gibi tanıtıp bir operasyon yapıyoruz. Bu operasyonun parçası olarak sizin banka hesaplarınız şuradan şuraya güvenli bir şekilde aktaracağız derken insanları kandırılıyor ve süreç evet. böyle başlıyor. Ama şunu bilmiyor insanlarımız, tüketicilerimiz. Yani hiçbir savcının, hiçbir polisin, hiçbir kurumun, hiçbir jandarma kuruluşunun yerel olsun, ülke bazında olsun insanlardan bu şekilde para istemeyeceğini öncelikle bilmesi gerekiyor. Evet. Yani sizden bir para talep eden bir mantık varsa bunu öncelikle bu telefonlarınızı kapatın. Hı. Yani dinlemeyin, dinlemeyin. Tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerin telefonlarını açmamaya çalışın. Yani başka bir kurtuluş yöntemi yok. Aranan numaralar, bazen numaralar da görebiliyor olsak bile telefon numaraları ya bugün hayatta olmayan, ya yaşları böyle 70-80-90 küsürlere dayanan, çok yaşlı insanların üzerine isimleri adı altına çıkarılan telefonlar var. Bunlar doğuda, evet. batıda, her alanda olabiliyor. Yani bir coğrafi bölge içerisinde sınırlı değil. Bu numaralar tespit edildiğinde baktığın zaman hiç alakası olmayan bir tiple de karşılaşabiliyor. Polis de bununla, jandarma da bununla da karşılaşabiliyor. Yapılabilecek şeyler çok aza düşebiliyor. Yani sonuç alma anlamıyla çok aza düşebiliyor. Burada öncelikle şeye inanmak lazım. Yani devlete inanmak lazım. Devlet, vatandaş devletine güvenmek lazım. Ama güvenin sonucuyla da böyle bir espri tersine dönüyorsa devletin hiçbir vatandaşından bu tip bir para toplaması
olmadığını, devlet insanlardan neyini alır, vergisini alır çalıştığı şeyiyle, bir kazançtan doğan bir vergilendirme sistemiyle devlet yürür. Bunun dışında sizden yani devlet eski bir devlet değil, yani yaklaşık işte 100. yıla yaklaşan bir devlet yapımız var. Bu yapı içerisinde kelle vergisidir veya geçmişteki dönem 6-7 Eylül olaylarıyla varlık vergisidir vesairedir gibi kişiye özel vergiler yok. Yani anayasal temel hak ve yurttaşlık bilgileri çerçevesiyle bu para alınacaksa herkesten alınır. Ama kişiye özel bir şeyin olmayacağını, yurttaş olarak olmayacağını tüketicinin bilmesi gerekiyor öncelikle. Evet. Bir de bu tip insanlar gündemde ne varsa, gündemdeki konu neyse ona has konular seçerekten arama yöntemlerini şey yapıyorlar. Eskiden terör gündemdeydi. Çok şükür bugün bir barış vesaire silahları bırakma hatta gömme mantığı tartışılırken ülkemizde. Artık terör adı altındaki bu örgütlerden vesairelerden bu paraların alınmayacağını artık insanlarımız da bilsin. Peki bundan sonra gündemde ne var? Gündemde herkes kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Yaygın bir mantık çerçevesiyle bir mesaj geliyor. Kredi kartınızı düzenli ödemelerinizden dolayı bilmem kaç lira para puan kazandınız. Aktifleştirmek için şurayı arayınız diye bir mesaj geliyor. Bu mesaj geldiğinde süreç başlıyor. Evet. Öncelikle bu mesaja cevap verdiyseniz sizin kimlik bilgileriniz, varsa kredi kartı numaralarınız alınıyor karşı taraftan. Kartınıza bu para yüklenecek anlamıyla. Karşı tarafa kredi kartınızın şifresini veya kart numaralarınız 16 haneli 444 geçen 16 rakamı bildirip arkadaki güvenlik numarasında bildirdiğinizde bu kart artık sizin cebinizden çıkmış, onun kartı olmuş olabiliyor. Evet. Tamamıyla içi boşaltılır, boşaltılır ve bu parayı sizin kullandığınız anlamıyla da bankalar işlem yapar. Ve bu şekildeki dolandırıcılıklar da had safhada. Bunun için yine cep telefonlarımıza gelen mesajlar var. Tüketici kredileri, bankadan aldığınız tüketici kredilerinde dosya masraflarınızı almak istiyorsanız işte şu numara. Evet, son dönemde bu çok yapılmaya başladı. Bu tip olayda dolandırıcılığın küçük bir boyutuyla başlayıp ama milyonları vuran bir vurgun olduğunu biliyoruz. Bu tip olaylarda ne var, ne yapılıyor? Türkiye'de çalışan ücretli, emekli vesaire çalışan her kesimin yaklaşık %80'i, %85'i bankalara borçlu. Yani tüketici kredisi, konut kredisi, taşıt kredisi adı altındaki aldıkları finansman kredilerinde bankalara borçlu. Bankalar da düne kadar aldıkları bu kredilerden dosya masrafı, istihbarat ücreti adı altında yüklü paralar alıyordu. BDDK en sonunda buna bir binde beşlik bir oran getirdi. Bunun üzerine alamayacağını geçen yılın 2014'ün son döneminde Aralık ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikle buna bir nokta koydu. Ama bu tablo yine devam ediyor. Siz bunlara döndüğünüzde dosya masrafımı nasıl alabilirim mantığıyla döndüğünüzde size kargoyla bir şey geliyor. A4 kağıt başvuru form dilekçeleri geliyor. Bu form dilekçelerinde baktığınız zaman hiçbir şey yok özünde. Yine iş size ama 150 lira, 200 lira. Daha sonra bu paralar küçülmeye başladı. İlk başlangıçta 500 lirayla başlayıp 100 liraya kadar indi ama karşıdaki konuşmacı işte 5000 lira alacağınız var, 3000 lira alacağınız var ikna edici bir mantıkla. Tabii aradaki 5000 lira veya 3000 lira dediğimiz zaman 100 lira cepteki çıkacak 100 lira küçük bir paraymış gibi geliyor tüketici açısından. Gelen kargoya bu parayı ödüyor. Kargoya ödediğinde çıkan bir zarf içerisinde bir başvuru formları. Evet. Tüketicilerin bu konudaki dikkat edecekleri en büyük şey hakikaten tüketici kredisinde alacağı dosya masrafı varsa varsa bunlar bedelsiz olarak bu formlar her ilçe kaymakamlığında tüketici hakem heyeti önlerinde ücretsiz olarak verilmektedir. Yani size kargodan gelen bir paraya para ödemenin bir mantığı, bir anlamı, esprisi yok.
Evet. Yani bizler de burada, Line TV'de burada geçtiğimiz dönem ay içerisinde hep tüketiciyle ilgili yayınlar yapmaya çalışırken bu konuda bilgilendirmeye, hakem heyetlerin görev ve yetkilerini bilgilendirmeye çalışırken tüketicilerimiz bu konuda uyanık olsun. Bu tip forumlara, bu tip telefonlara, bu tip mesajlara cevap vermesin. En azından kargodan aldığı ürünlere görmeden, açmadan, yani kontrollü olarak açmadıktan sonra kargoya ücret ödemesi yapmasın. Evet. O kargo geri gitsin en azından. Yani bizler itelim ki karşı tarafı biraz sıkışsın. En azından bundan ekmek çıkmayacağını, bir tabir vardır. Yani açlık sofuluğu bozdurur mantığıyla insanlar sürekli belirli bir meseleye saldırıyor. Ama evet, bundan tüketici uyanık olursa en azından bunun önüne geçilecek. Yoksa istediğimiz kadar yayınlar, istediğimiz kadar polisin bu konudaki mesajları, yapmayın etmeyin uyarıları, istediğimiz kadar bu timler 30 değil 60'a çıksın, yakalananların sayısı şeye çıksın, olmayacak mantığıyla bakmayalım. Evet. Mutlaka olacak ama bunun önüne geçmesi tüketici bilinciyle olacağını düşünüyorum öncelikle. Peki. Bu konuda da böyle bir durumla karşılaştıkları zaman en azından direkt kendileri resmi makamlara müracaat ederlerse hem işleri daha rahat olur hem de sonuçta o resmi makamdan dolayı bir yönlendirmeyle karşı karşıya gelirler. Tabii. Dosya masrafı konusunda da aslında bu çok tartışılan bir şeydi. Evet. En sonunda bankalarla ilgili de konuşurken belki gündeme gelecek ama evet, vatandaş telefonlardan ziyade gitsinler kaymakamlıklarda hakem heyetlerine başvursunlar. Bu şekilde haklarını arasınlar dediniz. Buyurun. Şimdi, bu konuda bir de yine Bursalılar açısından dikkat edilmesi gereken bir olay var. Yani bunlar için böyle avukat tutmaya, tüketicinin avukatlara yüksek ücret ödemeye vesaire falan filan bir esprilerin bir anlamları söz konusu olmamalı. Bu şeyleri, takipleri kendisi, tüketici kendisi yapabilir. Alt tarafı bir formu okur yazar olmak yeterli. Formu eksiksiz doldurmak, varsa dekontlarını iliştirmek, eklere iliştirmek ve bunu teslim etmek evet, yeterli. Yani bunun için tüketici hiçbir bedel ödemeyecek, hiçbir ücret ödemek durumunda değil. Hatta yönetmeliklere veya kanun mantığıyla baktığımız zaman bazı hakemiyetleri bir postalama ücreti adı altında PTT'ye ödenen 3 lira, 5 lira vesaire gibi para tüketicinin cebinden çıkabiliyor. Buna bile gerek yok. Buna bile gerek yok. Yönetmelikler ve kanun gereği tüketiciye cevap hakem heyetlerinden ücretsiz olarak gelmek zorunda yönetmelik evet, gereği. Yalnız hakem heyetleri de bunu yapıyorsa şimdi bu konuya ne demek hayır, lazım? Hayır, bu şey hakem heyetleri böyle bir şey yapmıyor. Ama başvuru formunu bazen yanlış alıyor. Üç nüshe alıyor. Al bunun anladım, bir tarafını iadeli taahhütü karşı tarafa postala mantığıyla tüketiciye yol gösterirken orada bir 5 lira 10 lira bir masraf yapıyor tüketici. Posta masrafı olarak yapıyor. Buna bile gerek yok demek anladım, istiyorum aslında. Bazı hakem heyetleri bunu uyguluyor, bazıları uygulamıyor. Anladım. Böyle peki, bir çifte standart olabiliyor zaman zaman. Peki. Telefon dolandırıcılığından sonra bir diğer konu başlığımız. Daha önce sizlerle de konuşmuştuk bunu. Elektrikte kayıp kaçak masraflarının, bedellerinin geri ödenmesi hadisesi. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili Ocak ayı içerisinde geçmişti. Bir yasal düzenleme yapıldı. Kayıp kaçak bedellerinin alınması, dağıtım firmalarınca alınması yasal hale getirildi ve ardından bir haber daha çıktı ama ilk önce o haberden önce ben şunu sormak istiyorum. Şu anda kayıp kaçaktaki durum nedir? Kayıp kaçak bedelinin alınması yasal mıdır? Kayıp kaçak bedeli eskiden gördüğümüz gibi faturalarda tek hane olarak görebiliyor muyuz? Yoksa bildiğim kadarıyla ona yönelik de bir düzenleme olacak. Evet. Faturalarda tek hane, hatta bir iki tane haneden bahsediliyordu sadece. Kayıp kaçaktaki son durum nedir? Önce sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle elektrikteki, enerjideki kayıp kaçak ikisi birbirinden farklı bir olay. Evet. Kayıp dediğimiz espri bir teknolojik kayıp. Yani trafolar arasındaki, enerji nakli arasındaki enerjinin kaybolması gibi bir olay. Bu bütün dünyada var. Bütün dünyada aşağı yukarı bu oran işte teknolojisinin yüksek olduğu ülkelerde %2 olmasına rağmen bizim gibi ülkelerde orta derecedeki, az gelişmiş süreçteki kapitalist ülkelerde baktığımızda bu %2 ile %7 arasında değişebiliyor. Türkiye'nin ortalaması %5'lerde gözüküyor bu mantık çerçevesinde. %5'lik bir kesim zaten bir doğal kayıp. Yani evet, enerjinin senin evine gelinceye kadar. Kaçak konusu farklı bir olay. Kaçak konusu öncelikle geçtiğimiz yıllar içerisinde
tüketicinin kayıp kaçak adı altındaki bu paraları iade alması için yaptığı başvurulardan sonra bağlı bulunduğu şirketler de bu durumu mahkemeye taşıdı. Yani taşınan sonuçta devasa bir dosyaların birikmesi gündeme geldi de gelince de Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu konuyu derin bir incelemenin sonucunda bir sonuca vardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu sonucunu açıkladı. Kaçak bir nevi tüketiciyi hırsızlama mantığıdır dedi. Siz başkasının kullandığı kaçağı herhangi bir tüketiciden veya dürüst kullanan, faturasını düzenli ödeyen bir tüketiciden alamazsınız mantığıyla son hükmünü koydu. Bu tabii son hükmünü koyduğu zaman Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin genel kurul kararı olunca yasa hükmündeydi bu. Yasa hükmündeydi. Tabii Türkiye'de de 20'ye yakın dağıtıcı firmanın birden geniş olarak da tepkisini çekti. Tepkisini çekmesi çok normal. Çünkü bu da bir para var. Bu parayı telaffuz etmek yani çok zor geliyor bana. 23 katrilyon gibi bir para var. Evet. Toplanan kayıp kaçak adı altında. 23 milyar lira bugünkü bir ifadeyle. Hayır, bugünkü parayla katrilyon olarak söyleyebileceğimiz rakamlar var bu 10 yıl içerisinde baktığımızda. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de bunu 10 yıl geriye dönük alabilirsiniz diye tüketicilere bu konuda. Sadece tüketicilere değil, işin bir esprisi var. Sadece tüketicilere değil, her abonesine aslında bunu şey yaptı. Tüketici olmak için tacir olmamak gerekiyor. Ama burada yani bir fabrikadır, bir iş yeridir, manifaktür de olsa, bir iş yeri de olsa, irili ufaklı çalışan iş yeri de olsa, herkes bu parasını abone sözleşmelerinden doğan espriden dolayı alabilirliğe getirdi. Sadece tüketici açısından değil. Onun için bu rakam devasa bir rakam. Evet. Devasa bir rakam. Bunun anlamayacağını hükmetti. Ama tabii bunun hükmedildikten sonra gerek Enerji Bakanlığı yetkilileri, gerek dağıtıcı firmaların belirli bir politik, siyasi vesaire baskısından dolayı gündeme yeni bir taslak geldi. Kayıp kaçağın bir yasal zırha büründürülmesi geldi. Kimse artık bundan sonra 23 katrilyonun kaçak alındığını, farkında olmadan alındığını iddia edilmesin özü esprisiydi. Bunu yasal bir zemine sokmanın olayı geldi. Tabii bu doğru bir mantık mı? Yani çağdaş bir Türkiye'de doğru bir mantık olduğunu ben düşünmüyorum. Bu Yargıtay'ın böyle bir kararı varken bunun yok sayaraktan yeni bir yasa hükmü anayasaya aykırıdır. Avrupa kriterlerine, tüketici kriterlerine en azından aykırıdır. Hacmi belli olmayan elektrik, su, doğal gaz gibi ürünlerin bir tekelleşmesi mantığıyla sürekli bir de kaçağı, kayıp kaçağı, hırsızlamayı buna eklemleyerekten yürüttüğüm bir yol hukuka da aykırıdır. Ben bu yasanın bu dönemde, en azından bu dönemde seçim atmosferinde vesaire de çıkacağını sanmıyorum ama önümüzdeki dönemde de Anayasa Mahkemesi tarafından veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından reddedilebileceğini düşünüyorum. Evet. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir hadise yaşandı. Haberi çıktı. Bir vatandaşımız 4 lira küsür civarında bir fatura borcu, daha doğrusu kayıp kaçak bedelinden dolayı tüketici hakem heyetine başvuruyor bu parayı geri almak için. Hakem heyeti kendisini haklı buluyor. Evet. Ondan sonra dağıtıcı firma itiraz ederek konuyu bir üst mahkemeye taşıyor. Mahkeme vatandaşı şey yaparak, haksız bularak dağıtıcı firmaya mahkeme masraflarını, dosya masrafı 25 lira civarında bir para ödemesine hükmediyor. Vatandaş da hatta şey diyor, hani 4 lirayı şey yapacağız derken, 4 liralık bir para alacağız derken kayıp kaçak bedeli konusunda, şimdi 25 lira masrafa girdik, 21 lira şeyimiz var, zararımız var falan demişti. Bu karar sizce nasıl tesis edildi? Şu an bu kararın tesis edilebilecek bir hukuki düzenleme mevcut mu? Neden böyle bir şey çıktı ortaya? Şimdi öncelikle hakem heyetleri yapısıyla bakmak lazım olaya. Hakem heyetlerinin kararının iptali tüketici mahkemelerince yapılır. Ve bunun yasal süresi de 15 gündür. 15 gün içinde yaptığı itiraz varsa tüketici mahkemeleri tarafından görülür. Ama tüketici mahkemelerinin verdiği karar da kesin karardır.
Bunun üst yargıtaya vesaireye taşınması şu aşamada mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Aslında taşınabilmenin de yöntemleri var. Yani yargıda tek bir kulvar yok. Yani farklı seçenekler de vardır. Buradaki o haberi ben de okuduğumda dikkatimi çeken bir olay vardı. Tebligat giderleri anlamıyla alınmış davayı kaybedildiğinde. 4 liralık bir davanın avukatlık bedeli 4 liranın %12'sidir. Hı hı. Yani bu da işte 40 kuruşa falan tekabül eder karşı tarafın kaybetse bile avukatlık ücreti. Evet. 40 kuruşa falan tekabül eder. Ama bu tebligat giderleri gibi alındığını düşünüyorum. Ama bu tip yanlış kararlara da itiraz etme mantığımız vardır. Yani yaptık. Bunlarda da başarılı olduğumuz dernek olarak yaptığımız başarılı olduğumuz kısımlar vardır. Nasıl bir yöntem izliyoruz burada? Kesin kararı temiz ettiğimizde ilk mahkeme bu kesin karardır, temiz edemezsin diye bir karar çıkarıyor, tebliğ ediyor. İkinci kez o kararı temiz ettiğimizde dosya yeniden görülmeye başlıyor. Dosya yeniden görülmeye başlandığında sanıyorum bu kaybedilen dava ilk dava değil zaten tüketici açısından kayıp kaçak ilk dava değil. Çünkü Bursa'da bunun farklı örnekleri vardır. Yani farklı örnekleri derken bir tüketici 3 abonesi var. 3 ayrı abonelik anlaşması var. Aynı şahıs 3'ü için başvurduğunda yine karşı firma dava açtığında birini kazanıp ikisini kaybettiği, aynı mahkemeden iki farklı sonuçların çıktığını biliyoruz. Tabii bu mahkemeler ve hakimlerin farklı farklı görüşlerinden de olabiliyor. Ama en son artık bu Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararından sonra farklı karar veriliyorsa bu hakikaten bir hukuksuzluk olarak diye düşünürüm. Olmaması lazım. Absürt bir şey geliyor bana. Evet, o zaman en son bu konuyla ilgili şunu soralım net bir şekilde. Şu an vatandaşlar kayıp kaçak bedellerini geri almak için başvurdukları zaman almalarının önünde normal şartlar altında bir engel yok değil yok. Mi? Yargıtay'ın bu kararından dolayı. Evet, yok. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruyorlar. Ondan sonra dediğiniz gibi eğer mevzu üst mahkemeye taşınırsa bu karar nihayidir dense de nihai değil. Bu temize götürülebilir. Evet. Vatandaş hakkını aramaya devam edebilir. Yalnız önünde bir engel yok mu derken önünde en farklı bir engel var. Yani farklı engelden kasıt tüketici bugün kayıp kaçak, perakende satış okuma, hizmet bedeli, sayaç okuma bedeli gibi faturadaki 5 tane kalem aslında haksız alınan bir tablo. Bu da bir faturanın %22'sine %26'sı arasıyla tekabül ediyor. Bursa'da bu olay %25'lerde. Yani bir 100 liralık bir faturanın 25 lirası haksız alınan bir haksız kazanç olarak belirtilen bir espri. Tüketici hakem heyetlerine başvururken net rakam üzerinden başvurmak zorunda. Yani hakem heyetlerinin bir tespit mekanizması yok. Yani benim kayıp kaçağımı geri ver diye hakem heyetlerine başvuru yapmanın bir anlamı yok. Çünkü ortada para yok. Paranın net yazılması lazım. Başvurunun olabilmesi için. Paranın da net olabilmesi için tüketicinin elinde bir ekstra olması lazım. Evet. Tüketici bu ekstraya ulaşamıyor dağıtıcı firma tarafından. Biliyoruz demişlerdi bu konuda. Efendim? Dağıtıcı firmalar vatandaşlar başvurduğu zaman biz bunları net bir şekilde verebiliyoruz. Vermiyorlar. Verebiliriz diyorlar. Bunu basın yayınlarında vesairelerinde bizim de burada tüketici postası döneminde yaptığımız programda Uludağ Elektriği'nin genel müdürüyle, pardon CLK'nın genel müdürüyle yaptığımız programda bu taahhütler oldu. Ama tüketici gittiğinde kullanım endeksini şu kadar kilowatt saat kullanmışsınızdır diye bir belge veriyor. Oysa tüketicinin talebi bu değil. Tüketici ben ödediğim faturaların dökümlerini yani hizmet bedelinin, kayıp kaçak bedelinin vesaire ayrıntılı görmek istiyor. Ekstra dediğimiz espri budur. Evet. Yani ekstra nedir? Bir hesap ekstrası. Dökümün madde madde görmektir. Yani size banka kredi kartından dolayı gelen bir ekstrada A, B, X yerde harcamalarınızı ayrı ayrı görüyorsunuz. Taksitlendirmelerinizi görüyorsunuz. Niye bu firmada göremiyorsunuz? Vermedikleri için göremiyorsunuz. Vermeyince de başvuru yapamıyor tüketici. Böylelikle bir hak gaspı var burada. Yani oysa EPTK yönetmeliğinin EPTK yönetmeliğine göre son bir yılı ücretsiz olarak vermek zorunluluğu vardır diye hüküm var.
Buna rağmen verilmiyor. Ha, biz bu konuda başvuruları dernek kanalıyla da yaptırmaya çalışıyoruz. Çünkü en azından bir kayıt numaralarını bulalım. Evet. Tüketicinin, hangi tüketicinin başvurduğunu bulalım. Elimizde doneleri yükseltelim. Çünkü bu konuda bizim bir topluluk davası, dernek olarak bir topluluk davası açma çalışmalarımız son aşamaya geldi. Topluluk davası ve bu aynı zamanda tespit davası olacak. Bir faturadan nelerin alındığı, ne kadar alındığını tüketici global olarak da onun hesabını yapabilecek, başvuruları daha rahat yapabilecek diye bu hazırlıkları yapıyoruz. Son aşamaya geldik. Evet. Az önce o endeks verildiği için ayrıntılı gözükmüyor dediniz. Peki evet. Şu an faturalarda ayrıntılı gözüküyor mu? Çünkü bu konuda da bir değişiklik yapılacağı söylentisi vardı. Yapıldı mı yapılmadı mı? Ben kendi faturam adına en azından takip etmedim. Sizin bu konuda bilginiz var mı? Son faturalarda kayıp kaçak diye bir bölüm artık yok. Evet. Eski faturalarda kayıp kaçak vardı. Bir ara dönem yaşandı. Kayıp kaçak boş bırakıldı. Yani oradaki para dilimi boş bırakıldı. Aktif enerji tüketimi bölümüne yerleştirildi. Oraya da yerleştirilen bölüm yaklaşık Bursa'da %9'luk bir bölümdü. O aktif enerjinin %9'u kayıp kaçağa giriyordu. Ama yani tüketicinin hakikaten böyle doğru başvurabilmesi için ekstradan önce kendisine verilmesi lazım. Evet. Yani tüketici teknik kayıbı istemiyor. Yani seni hırsız niyetine gördüğün kaçak bölümünü istiyor. Yani tüketici bu konuda yani benim onurumla, benim kişiliğimle oynuyorsunuz mantığıyla bir talebi var aslında. Evet, evet. Ama karşı tarafta ya ben seni böyle görüyorum. Yani gözünde herkes hırsız mantığı. Peki. Yani, faturalar konusunda bildiğiniz gibi son zamanlarda kayıp kaçak hadisesinin önüne de geçen bir gelişme yaşandı kış ayları içerisinde. Sadece elektrik faturalarında da değil, doğalgazda da yaşandı, elektrikte de yaşandı. Suda çok ciddi manada yaşanmadı belki ama suda da belki vatandaşların bu konuda şikayetleri de vardır. Gizli zam mı var denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız özellikle doğalgaz konusunda hayır bir gizli zam yok denildi dedi. Peki faturalar neden bu kadar yüksek geldi? Açıklamaya baktığımız zaman faturalar bir aylık değil veyahut da genelde bazen 40 günlük de gelebiliyordu. Bu sefer bir aylık veyahut da 40 günlük değil 2 aylık geldi denildi. Ama vatandaş şöyle bir hesap yaptığı zaman en azından 2 aylık olduğunda yarıya böldüğünde bir aylık bir fatura da çıkmadı karşısına, daha fazla bir fatura çıktı. Sizce bir gizli zam mı oldu veyahut da bu fiyatlandırma neden bu hale geldi? Vatandaşın tepkisini çeken bu ücretlendirme nasıl ortaya çıktı? Şimdi Bursa Gazı'da bu olay var. Bu dolar endeksli olduğu için de var. Teorik olarak yok dendiğimizde 2.22 ile başlayan dolardaki endeks 2.67'lere falan gelince farkında olmadan bunlar bize her ay giydirilerekten bunu farklı farklı ödüyoruz. Ama teoride zam yok. Metreküp fiyatında zam yok. Evet. Bundan ötürü zam var. Uludağ öyle elektrik CLK ile görüştüğümüzde geçtiğimiz ilk sene başında Ocak ayında başlayan bir süreçti. O süreç içerisinde elektrik faturalarında bir korkunç tablo var. Korkunç tablo, yükselme var. Oradaki tablo da yaklaşık bir 40 günlük okumayla gündeme geldi. Normalinde 28 günde okunurken 40 güne çıktığında 3'te 1'lik bir oran kafadan zam gibi oldu. Geç okumaktan kaynaklanan bir espri. Bunu hava şartlarına bağladılar, lodosa bağladılar, vesaireye bağladılar, elemansızlığa bağladılar. Sudaki tablo biraz daha farklı. Sudaki tablo Bursa'daki su, biz su kentinde yaşıyoruz. Evliya Çelebi'nin bize aktardığı bilgilere göre Bursa bir su kentidir diyoruz. Ama Türkiye'nin en pahalı suyunu içen illerden biriyiz. Yani en pahalı suyu içiyoruz. İçtiğimiz suyun 10 metreküpüne belirli bir dilim ödüyoruz. 10 metreküpünden sonrasına farklı iki katını aşan bir dilim ödüyoruz. Böyle farklılıklar ödediğimiz zaman bunu paralel olarak, yani birbirine paralel olarak atık sularını farklı ödüyoruz. Çevre bedellerini farklı ödüyoruz. Suyun hiç damlamasa bile, hiç akmasa bile, hiç kullanılmayan suya bile artık çevre, ıvır zıvır atık bedeli adı altında faturalar ödüyoruz. Yani buradaki geç okumalı olunca 10 metreküpü de aşmayı doğal olarak aştırılıyor insanlara. Geç okumadan dolayı doğal olarak tüketim belli. Böyle bir aştığında tablo katlanarak geliyor. Baktığımız zaman çok masum görünen şirketler kendi ihmallerinin
sonucunu, onların bir zararı yok ama tüketicinin bir farklı zararı var. Daha fazla para ödemek zorunda kalıyor. Çünkü herkes ücretliyse, emekliyse vesairesi hesabını, kitabını ne ödeyeceğini kaba taslak hesaplıyor. 20 lira su parası ödeyeceğim derken 90 lira geliyorsa tabii abuk bir şey, 25 lira beklerken 50 lira geliyorsa tüketiciyi mutlaka zor durumda bırakıyor. Peki bu konuda tüketicilerin şikayette bulunup bu bedeller hakkında hakkını tabii arama imkanı, ihtimali var mı? Var tabii. Bunun günlük tüketim bedelleri bellidir. Geçmişte de bellidir. Geç okumada dolayı kayıp vesaire varsa bunlar için de hakem heyetine başvurabilir. Bunların şikayetlerini oluşturmak lazım ayrıca. Yani tüketici gıda ile ilgili yapacağı her türlü şikayeti 174 dediğimiz numaraya, kendisini ilgilendiren her türlü alışverişteki bu tip ayıplı hizmetten, ayıplı olaylardan veya farklı yanıltıcı reklamdan, şuradan buradan ne varsa 175'i yani bütün Türkiye genelinde 175'i arayaraktan şikayetlerini yapabilir. Yani bu durum hafta sonu vesaire falan filan olabiliyorsa derneğimizi direkt arayabilir. Dernek 6 ile 18 arası sürekli bu konuda telefonlarına cevap veren kurumdur. Peki. Bu sorunların çözümü konusunda yeni bir kurum var. Aslında yeni bir sistem var. Ben bunu size özellikle sormak istiyorum. Çünkü o kurumun Ankara'daki daire başkanına biz burada konuk etmiştik. Tüketici konularından daha çok işçi işveren tartışmalarında şu an çalışıyorlar. Ancak tüketici konularında da yine konuları ele alacaklarını, çözüm üretmeye çalışacaklarını söylemişti. Arabuluculuk kurumu konusunda şu anda tüketiciler arabuluculuk hizmetine başvuruyor mu? Arabuluculuk hizmeti tüketici adına bir kazanım sağlıyor mu? Bu konuda sizin bilgileriniz nelerdir? Onları öğrenmek istiyorum. Şimdi bu arabuluculuk özellikle bankalarda bir espri olarak çıktı. Geçtiğimiz yıl içerisinde çıktı. BDDK ile Bankalar Birliği kurumu ortak bir heyet kurdular. Yani bankadan herhangi bir bankadan kaynaklanan sorunları siz hiç hakem heyetlerine gitmeden bu kurula başvurun, biz bunu çözeceğiz dediler. Güzel, teorik olarak baktığımız zaman güzel. Ama 100 tane başvuru var, 97 tanesi ret edilmiş bizim izlediklerimizi, gördüklerimizi. Zaten tüketici sorunum var diye başvuruyor. Reddedileceğini bile yer. BDDK ve Bankalar Kurumu'nun ortak bir arabuluculuğundan bahsedeyim. Yani bir örnekleme anlamıyla. Bile bile red. Peki o zaman biz şeyi isteriz tabii. Yani hakemiyetlerine bankalar için insanlar başvurmasın, tüketiciler başvurmasın. Neden başvuruyor? Sorun olduğu için başvuruyor. ama senin bu sorunu çözmek için bir çabanı, madem ki var BDDK ve Bankalar Kurumu böyle bir çaban var. Bunun için tüketici örgütlerinden temsilci al. Yani tüketiciyi savunacak orada bir grup, birileri olsun. Yani dernek temsilcilerinden, sivil vakıflarından, sivil toplum örgütlerinden birilerini al ki bu kurumun işleyişi değişsin. Yoksa yani biz bunu laf olsun diye kurduk, birine şirin gözükmek, Avrupa Birliği kriterleri bu olduğu için böyle yaptık, bankacılık bizde de böyle yürüyor mantığıyla yaptık. Bir göz boyamanın bir mantığı. Yani bu tip şey, tüketici örgütlerinin bulunmadığı hiçbir heyetin doğru çalışıp doğru karar vereceğini düşünemiyorum. Yani o konuda bu kurullar ilk çıkarken Ankara'da yaptığımız toplantılarda da bu görüşlerimi dile getirmiştim. Aynı görüşte de devam ediyorum şu aşamada. Bu kurumun özellikle hani bankalarla olan sorunlarda özellikle ortaya çıktığını söylediniz. Baktığımız zaman şikayetlerde zaten tüketici konusunda en fazla bankalarda var. Tabii ki. Peki bankalarla olan şikayetlerde vatandaşın nasıl bir yol izlemesi lazım? Çünkü hani hakem heyeti kısmında vatandaş hakkını ne kadar arayabiliyor, ne kadar ileriye gidebiliyor ve bu kazanımlarını ne kadar koruyabiliyor? Bu konuda dediğiniz gibi arabuluculuk kurumunda olmak istediğinizi ancak olmadığını söylediniz. Peki vatandaş size bankalarla ilgili şikayetleri geldiğinde nasıl bir yola çıkmış oluyor? Şimdi bankalarda da tüketicinin yükselen muhalefeti esprisiyle baktığımızda bankaların da kendisine çeki düzen vermeye başladığını görüyoruz, gözlüyoruz ve önümüzdeki süreçte de bunu daha net göreceğiz. Yani ben net göreceğiz derken Ziraat Bankası Genel Müdürü, aynı zamanda Bankalar Birliği Başkanı bir açıklama yaptı geçtiğimiz ay içerisinde. Yaptığı açıklamada şey demişti. Yani biz bu
aldığımız istihbarat, dosya vesaire aldığımız 30 tane kalemin haksız olduğunu biliyoruz. Hı-hı. Ve biz bunları bankamıza başvursunlar, biz bunları iade edeceğiz dedi. İade edeceğiz, bunun çalışmalarını yapıyoruz dedi. Yani bu ne demektir? Bu artık hakem heyetlerine siz bu konuyla ilgilenmeyin. Hı-hı. Yani hakem heyetlerine tüketicileri gidip de zaman kaybetmesin. Evet. Bankamıza başvursun, biz bunları ödeyeceğiz. Ama bu açıklama yapıldıktan sonra Ziraat Bankası'na giden bir sürü tüketici öncelikle bir şey aldı. Nasihat aldı, yok böyle bir şey vesaire gibi. Ha, bu açıklama belki erken yapılmış bir açıklama olabilir yani. Bu şekilde değişecek olabilir. Evet. Bugün aldığım bir duyum var. Bugün aldığımız bir haber daha doğrusu. Halk Bankası bunu başladı. Halk Bankası bir telefon numarası veriyor. Telefon numarasını arıyorsunuz, kimlik numaranızı belirtiyorsunuz. Bu ekrandan da olabiliyor, şeyden de olabilecek, banka içindeki telefon görüşmelerinden de olabilecek. Türkiye'nin hangi yerinden ne kredi aldıysanız o ekranda kendinizi göreceksiniz. Alınan dekontlarınızı vesaireleri oradan çıktı, bankanın çıktısı olacak. Bankaya anında teslim ettiğinizde bu paraların ödeyeceğini. Tabii ama bunun bir hazırlık süresi olacağını düşünerekten ama hızlı böyle bir çalışmaların olduğunu biliyorum. Yani Ziraat Bankası ile, Halk Bankası ile, devlet bankalarıyla başlayan bir sürecin özel bankaların çok hızlı adapte olduğunu biliyorum. Şimdi bunu böyle yapılmasının ne önemi var? Yani ne önemi var? En azından tüketicilerin hakem heyetinde çok yoğun şekilde başvuruların önüne geçmek gerekiyor veya geçmek gerekiyor esprisi. Mesela ben bir rakam vereyim yani geçen 2014 yılı için Bursa özünde bir rakam verirsem yaklaşık 130 bin başvuru var. Hı hı. Sonuçlanmış başvuru bu. Karar olarak çıkmış, hakem heyetlerinden karar olarak çıkmış 130 bin bir başvuru var. Bunun 115 bini bankalar. Yani bankadaki tüketici vesaire. Yani bu yaklaşık %85-%90 arasında bir rakam. Yani tüketici hakem heyetleri bir yıla yayılan bir süreçte karar alması, yani sayı ne kadar az olursa o kadar hızlı da çalışacak veya bu kurulların tıkanmasının önüne geçecek. Yani 12 bin civarında, 12-13 bin civarında da ayıplı mal. Ayıplı maldan da kastımız bilgisayar, cep telefonundaki vesaire arızalar veya bu paralarını sık sık arızayla karşılaşması gibi olaylara bakmış. Evet. Yani %90'ını banka, %. 2013'teki bu rakamlara baktığımız zaman 2014 ile 2013 arasında tam %100'lük bir fark var. Ne şekilde? 2013'te 64 bin karar çıkmış Bursa'da. Hı hı. 2012'de bu karar 30 bin. Yine yarıyı. 2011'de de 6 bin karar. Yani eskiden bu olaylar, yani 2011'de 6 bin başvuru olmuştur Bursa genelinde. Hı hı hı. Yine bunun 4 bini tüketicinin lehine çıkmış, 2 bini aleyhine çıkmıştı. O sırada da hakem heyetlerinin bu mevcut yasaları yorumlayamaması veya başvurunun azlığından tüketici bu bilince ulaşamamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Evet. Ama 11'den 14'e kadar olan bir süreçte %100, %100 gibi artarak da korkunç bir başvuru var. Ve bu şikayetlerin de 130 bin şikayetin de 122 bini tüketici lehine sonuçlanan. Bir tablo. 5000'i aleyhine sonuçlanıyor. 122.000'i tüketicinin lehine derken işte dediğim 115.000 gibi bir rakam da sadece banka. Evet. Böyle bir tablo. Ki eskiye baktığımız zaman şikayetler artıyor. Dileriz en azından o bankacıların açıklamaları hayata geçirilir. Hem şikayet sayısı azalır hem de çözüm daha çabuk bir şekilde bulunur. Tabii ki. Şimdi baktığımız zaman bazı hakem heyetlerine 6 aydan önce, 1 seneden önce karar çıkmamaya başladı. Evet. Çünkü hakem heyetlerinin ayda en fazla 2 sefer toplanma esprisi var. Hı hı. İki toplantıda binlerce liralık, binlerce karara imza atmak gibi şey olacak. Yani hakikaten heyet üyelerinin de bir vicdan sahibi olması lazım. Sadece tüketici hukukunu çok iyi bilmekten geçmeyecek. Evet. Geçmeyecek. Bir zamana yayılması lazım. Yani Türkiye'nin hangi mahkemesine bakarsan bak bir mahkeme
bir sene boyunca 2000 dava ancak bakıyor. 2-3 bin dava ancak bakıyor. Ama bir hakem heyeti 2-3 bini sadece bir ayda bakıyor. Yani bu abukluk da düzelmesi evet. lazım bir tarafıyla. Belki de hakem heyetinde çalışanlar firmalara başımıza bu kadar iş açıyorsunuz diye vatandaştan yana tavır alsa belki daha hızlı çözülebilir. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bugün Tüketicileri Koruma Derneği Genel Başkanı Sayın Necdet Filizoğlu'nu konuk ettik. Telefon dolandırıcılığı da dediğimiz gibi sadece Bursa'da değil, Türkiye'de artık bir hastalık gibi yayılmış durumdaydı. Vatandaşlara bu konuda Necdet Bey'in uyarıları oldu. Ne şekilde olursa olsun polis, savcı veyahut da herhangi bir kamu görevlisi sizden para istemez. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınız zaman iletişimi direkt kopartın ya da direkt resmi makamlara başvurun dedi. Pazartesi günü aynı saatte bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. İyi hafta sonları efendim. Hoşça kalın. Apple Plus sundu.